geçecekler. Kötü mü geçti? Olsun. Sen bir soruyu salla. Olsun, önler ne yapalım? Hep iyi olacak değil ya. Yaptıklarından emin misin? Zor da anne, sorular. Mesleklerine giriş sınavının 2024'te uygulanmaya başlayacağının gündemimizde olduğu şu günlerde size birazcık New York Baro sınavından bahsetmek istiyorum. Her ne kadar bu iki sınavın formatları çok çok farklı olsa da en nihayetinde New York Baro sınavı da avukatlık mesleğinin icra edilmesinin önüne konulmuş bir şart olduğu için sizin ilginizi çekecektir. Zaten Amerika'da kariyer yapmak isteyenler için de kaçınılmaz bir challenge olduğu için bu New York Baro sınavı. Bu videoyu da bu konuya adamış bulunmaktayım arkadaşlar. Zaten uzun zamandır bu konuyu irdeleyerek böyle ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyordum. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. New York ve İstanbul barolarına kayıtlı bir avukatım. YouTube'a içerik üretiyorum. Mesleğimle alakalı, iş hayatımla alakalı yaşadığım tecrübeleri, gelişmeleri insanlarla paylaşıyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki artık bu videolar bir sponsor aracılığıyla yayınlansın arkadaşlar. Çünkü gerçekten bazı şeyler çok zor. Her neyse, bendeniz New York Baro sınavını bundan birkaç sene önce sabah akşam çalışarak geçtim arkadaşlar. Tek sefer girdim sınava ve tek seferde geçtim. Bunu nasıl yaptım? Bütün ayrıntılarıyla sizlere anlatacağım. Çok bir ayrıntısı yok gerçi. Gece gündüz çalıştım ama en azından sınavın formatını, o zamanki hayat şartlarını ve benim olaya nasıl yaklaştığımı anlatırsam bence sizin için güzel bir fikir oluşur. Bu durum. New York Baro sınavını bir tanımlayalım. New York Baro sınavı nedir? New York Baro sınavı, New York Barosu'na kayıt olmak isteyen avukatların kayıt olmalarının önüne konulmuş bir şart. Yani avukatlık mesleğini icra etmelerinin şartlarından bir tanesi. Ben New York Baro sınavı diyorum ya, aslında bu New York Baro sınavı tekil olarak değil, çoğul olarak bence kullanılması gereken bir tabir. Yani New York Baro sınavları denmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baroya kaydolmak için bir değil, iki değil, tam üç tane sınava giriyorsunuz arkadaşlar ve bu üç sınavdan geçmeniz gerekiyor. Bu sınavların isimleri 1. UBE, yani Uniform Bar Examination, 2. New York Law Examination, 3. MPRE. Bu üç sınavdan da geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. İlki UBE dedim, yani Uniform Bar Examination, bizim asıl baro sınavı olarak adlandırdığımız sınav. Yani 2 gün boyunca sabah 9.30'dan akşam 5'e kadar sınav olduğunuz ve bunun 2 gün sürdüğü bir sınav var. Bu sınav asıl bizim baro sınavı diye korkup kaçtığımız ve mental olarak kendimizi hazırladığımız sınav. Çünkü gerçekten de asıl core sınav o, yani asıl geçmeniz gereken sınav o. Diğer ikisi New York Law Examination ve MPRE, Multi-State Professional Liability Examination, Responsibility'ymiş, Responsibility Examination. Bunlar daha böyle küçük minik yan sınavlar gibi. Asıl geçmeniz gereken o ilk UBE dediğim sınav. Buna Uniform Bar Examination denmesinin sebebi, Amerika'da 41 tane eyaletin bu sınavı kendi baroları için uygulaması. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar, Amerika 50 adet eyaletten oluşuyor ve her eyaletin kendince kendi iç düzeniyle alakalı hukuk kuralları var, kendi baroları var. Bu eyaletlerden 41 tanesi bir araya gelmişler. New York da bunlardan bir tanesi. Bir araya gelmişler ve demişler ki arkadaşlar, gelin biz tek sınav oluşturalım. Bu tek sınavı hepimiz kendi barolarımıza kayıt olmak isteyen avukat adaylarına verelim. Onlar bu sınavı geçsinler. Ama şöyle bir şey var. Bu eyaletler her ne kadar aynı sınavı bizlere sunsalar da baraj puanları farklı. Yani geçiş puanları farklı. Size hemen küçük bir burada genel kültür bilgisi vereyim. Alaska eyaleti geçiş puanının en yüksek olduğu eyalet. Yani eğer siz Alaska eyaletine gidiyorsanız ve UBE sınavına giriyorsanız geçmeniz gereken puan 280. New York'a gelirseniz ve burada baro sınavına girerseniz geçmeniz gereken puan 266 arkadaşlar. Genel olarak bu 41 eyaleti düşündüğümüz zaman geçiş puanları 260 ila 280 arası değişmekte. Dediğim gibi, eğer New York'a geliyorsanız almanız gereken puan 266.
Hangi sınavdan? Bu söylediğim ilk UBE sınavından arkadaşlar. Ben Deniz kaç puan almıştım? Hemen bakayım. Asla hatırlamıyorum. Asla hatırlamıyorum. Asla hatırlamıyorum. One hour later. Ben Deniz 274 puanla geçtim. Nasıl oldu bilmiyorum. 274 puan alabilmişim bu deli sınavdan. Bu UBE sınavına asıl baro sınavı denmesinin bir sebebi var. Çünkü bu sınav arkadaşlar 2 gün boyunca sabah 9.30'dan akşam 5'e kadar süren bir sınav. Sabah uyanıyorsunuz. Sınav merkezine gidiyorsunuz. 9.30'da sınav başlıyor. Çözüyorsunuz, soruları yapıyorsunuz. Ne zamana kadar? 12.30'a kadar 3 saat boyunca. Sonra çıkıyorsunuz, öğle yemeğine gidiyorsunuz, bir şeyler yiyorsunuz. Hangi kafayla yiyeceksiniz o yemekleri kimse bilmiyor, bilemiyor. Sonra bitiyor öğle yemeği molanız. Koştur koştur bir daha sınav merkezine gidiyorsunuz. Saat 2'de ikinci seans başlıyor, saat 5'e kadar. Sonra gidiyorsunuz hemen eve mi, otele mi, nerede ikamet ediyorsanız o sırada. Uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz ikinci gün. Bir daha 9.30'dan 12.30'a kadar. Dön öğle yemeğe gel bir daha 2'den 5'e kadar. İkinci günün sonrasında zaten pert olmuş. Böyle hiçbir şey anlamadan ne oldu yani bu iki gün boyunca ben ne yaptım diye böyle düşünerek büyük bir beyin şokuyla bu süreci atlatmış oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle söylüyorum ama yani sizi de korkutmak tabii ki istemem. Yani öyle anlattığıma bakmayın, üstesinden gelinebilir bir süreç. Ama deli de bir sınav yani bir yerde gerçekten deli bir sınav. Böyle yoğun bir sınav yapılması birçok insanı korkutuyor ve birçok insanı avukat olmaktan geri bırakıyor. Yani ay ben onlarla uğraşamam falan diyor insanlar. Tabii hakları da var şimdi, kolay da bir sınav değil. Ama dediğim gibi üstesinden gelinebilir bir sınav. Çünkü nedir arkadaşlar? Engeller aşılmak içindir. Bunu unutmuyoruz. Bakalım ilk seansa. UBE'nin ilk seansı, ilk günü neye benziyor? Şimdi ilk gün arkadaşlar, birinci gün siz paso test çözüyorsunuz. 100 soru sabah, 100 soru akşam, toplamda 200 soru. Birinci günde siz her iki seansta da sadece Birinci gün her iki seansta da siz sadece çoktan seçmeli soruları çözüyorsunuz. İkinci gün yazma üzerine bir sınav türü oluyor ikinci gün. İkinci günün ilk seansında 6 adet size essay yazdırıyorlar. Essay başı 30 dakikanız var. İkinci seansta, öğleden sonraki seansta ise size bir olay veriyorlar. Hani hukuk fakültelerinde olur ya, bizim vizelerde, finallerde hep olay çözeriz ya. Olay veriyorlar arkadaşlar. O olayı işte kanuna uyguluyorsunuz. Problemleri analiz ediyorsunuz vesaire. İkinci seansta bunun üzerine 2 adet olay. 3 saatiniz var. 3 saatte bitiriyorsunuz. Şimdi bu 2 günlük bu sınavda toplam puan 400 puan. En az 266 puan almanız gerekiyor ki geçebilirsiniz. Bu UBE arkadaşlar. UBE bu. Bu UBE. Şimdi ikinci sınav ise NYLE, yani New York Law Examination. İşte bu ikinci sınav New York'un kendi sınavı. Yani kendi eyalet içi sınavı. Ama bu sınav öyle deli bir sınav değil. Bu tamamen böyle kitaptan, yani kopya çekebileceğiniz, open book deniyor ya, açık kitap bir sınav. Online olarak yapılıyor zaten. O yüzden kek bir sınav. Hemen geçersiniz. Sıkıntı olmaz. Üçüncüsü MPRE. Avukatların meslekle alakalı etik kurallarının sorulduğu, test edildiği, disiplin düzenlemelerinin anlatıldığı bir sınav. Tamamen mesleki uygulama sınavı diyebiliriz. Tamamen mesleğin icra ediliş şekliyle alakalı bir sınav. Bunun geçiş puanı 85. Ben bunu 85 ile geçtim. Sınırdan geçmiş oldum. İşte gördüğünüz gibi bu 3 sınavdan geçerli puan alıp sınav sürecini tamamlamış oluyorsunuz. New York Barosu'na kayıt olabilmeniz için. Süreç bu şekilde. Şimdi gelelim ben bu süreçte nasıldım? Şimdi ben arkadaşlar baro sınavına hazırlanıyorken, bileniniz biliyordur zaten, hali hazırda bir hukuk bürosunda paralegal olarak çalışıyordum. Hayatım şöyleydi. Sabah uyanıyordum, işe gidiyordum, 8 saat çalışıyordum, akşam 5'e kadar eve geliyordum, yemek yiyip ders çalışıyordum. Yani hafta içi akşamları ve hafta sonu tüm gün ders çalışarak benim baroya hazırlık sürecim geçti. Yaklaşık 4-5 ay çalıştım. Ekim ayının sonunda başladım, Şubat'a kadar. Ben sınava Şubat'ta girdim. Bu arada baro sınavı yılda 2 kez yapılıyor arkadaşlar. 1 Şubat ayında, 2 Temmuz ayında. Çünkü hukuk öğrencilerinin mezuniyet tarihleri farklı olduğu için kimisi yazın mezun oluyor, kimisi kışın mezun oluyor. Ona göre de bir sınav, hani boş yere beklemesinler diye sınav dönemi oluşturmuşlar. Bir kış sınavı, bir yaz sınavı var. Bence Türkiye'deki hukuk mesleklerine giriş sınavının da 2 adet tarihli olarak yapılması lazım. Çünkü orada da
insanların mezuniyet tarihleri değişiklik gösterebileceği için sınav hani boşuna beklememiş olurlar yani. Hemen sınava girebilmelerine imkan tanınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada da öyle bir sistem var ve ben gayet de o sistemden faydalandım. Aralık ayında mezun olup Şubat ayında baro sınavına girdim. Hatta okul bitmeden çalışmaya başladım baro sınavına bu sebepten dolayı. Yani onun avantajından faydalandım. O güzel bir şey. İkili sınav yapılması, her sene iki tane yapılması. Her neyse, dediğim gibi Ekim ayının sonunda başladım. Şubat'a kadar çalıştım ve baro sınavına bir kez girip tek seferde geçtim arkadaşlar. 274 puan aldım. Bunu nasıl yaptım? Benim perspektifime göre bunu başarabilmiş olmamın sebebi tamamen disiplinli ve planlı bir çalışma düzeni takip etmiş olmam. Ben sürece şöyle başladım. Öncelikle bir kursa kaydoldum. Online bir kurstu. Amerika'da zaten belli başlı baro hazırlık kursları var. Barbary var, Timis var, Kaplan var. Bir de birkaç tane daha var. İsimlerini unuttum. Barbary en iyisi. Herkesin mutlaka al dediği kurs. Ama fiyatı biraz yüksek olduğu için ben Timis seçtim. Daha uygun fiyatlı olduğu için. Ama Timis kursunu hiç beğenmedim. Çok dandikti. Bütün dersler böyle bant kaydıyla anlatılıyordu. Bilmem kaç senesinden kalma bir videoydu yani. Videonun kalitesi falan o kadar düşüktü ki. O yüzden beğenmemiştim. Yani böyle bir hani canlı yayın ortamı ya da işte öğretmenlere, hocalara birebir soru sorabileceğim bir kurs sistemi yoktu. Tamamen kendi eforlarıma güvenerek çalışmak zorunda kalmıştım. O açıdan kurstan memnun kalmadım ama şöyle bir şey vardı. Bu kurs online bir kurstu ama evet tabii materyal de gönderiyorlardı böyle. Boy boy kitaplar vardı. En azından elimde materyal olduğu için kitaplardan konuları takip ederek çalışabiliyordum. Plan konusunda iyi bir planlama yaptığımı düşünüyorum demiştim ya arkadaşlar. Şöyle başladım ben çalışmaya. Öncelikle o materyallerdeki konuları bir bir iskelet haline getirdim. Yani tablolar çizip hangi derste mesela contracts olsun, sözleşmeler hukuku dersi olsun. Orada hangi konular var, hangi konularda ne kadar konu başlığı var, benim nelere çalışmam gerekiyor. Önceki sınavlarda hangi konuların üzerinde durulmuş, en çok nereden soru gelmiş, oraları yıldızla bak buraların üzerinde dur gibisinden. Böyle genel hatlarıyla bir plan oluşturdum. Önce tablo yaptım konu başlıklarına dair ve çalışmaya başladım. İlk bir ayım şok olarak geçti. Yani şok oldum. Ne kadar çok fazla konu olduğunu idrak edemedim. Çünkü baro hazırlıkta önünüze koyulan konular hukuk fakültesindeki öğrendiklerinizin yanında böyle kalır. Yani bu baro hazırlık dersi ise fakültede size şöyle şu kadarını falan gösteriyorlar. Özellikle benim gibi LLM yapmışsanız, yani Amerika'daki gördüğünüz Amerikan hukukuna dair gördüğünüz tek eğitim yüksek lisansa ve o yüksek lisansta Amerika'daki Amerikan hukukunun çok böyle özet hali size gösterildiyse, baro sınavında bunun çok ayrıntılı bir versiyonuyla karşılaşmak sizi böyle bir anda wow diye şok edebilir ki beni etti. İlk bir ayım bu şoku atlatmaya çalışmakla geçti. Ama dediğim gibi planım önümde olduğu için, ne yapmam gerektiğini bildiğim için dedim ki tamam, benim bunların hepsini bilmeme gerek yok. En az 266 alacak kadar bilsem yetiyor. Mükemmel olmama gerek yok. Her şeyi bilmeme gerek yok. Yeterli kadar bilirsem geçebilirim. Bu mantıkla yola çıkınca işim kolaylaştı. Daha böyle sakin çalışabildim. Şubat ayının sonunda sınava girdim. Sınava ben Buffalo'da girdim. Şimdi şuraya bir New York haritası koyacağım. Oradan bakın. New York'un bir herkesin yaşadığı asıl bölgesi vardır. New York City, Manhattan, Brooklyn, Queens, Long Island, Staten Island falan gibi. Orada herkesin bildiği, yaşadığı New York orasıdır. Bir de New York'un en kuzeyi var arkadaşlar. Kanada sınırının olduğu yer. Buffalo. Orası benim yaşadığım yerden arabayla 8 saat uzaklıkta. Benim yaşadığım bölgeye yakın olan sınav merkezine beni almadılar. Çünkü ben baro sınavına LLM öğrencisi olarak başvurdum. Yani yüksek lisans tamamlamış yabancı avukat kategorisinde sınava başvurduğum için ve New York eyaleti önceliği JD yapanlara, yani JD yoluyla lisans alanlara verdiği için önce onların kontenjanı tamamlayıp onlara yer bulunup sonra LLM öğrencilerine yer bulunduğu için bana Buffalo kaldı. Yani arkadaşlar, ben Şubat ayının çetin şartlarında, karlı, puslu havalarında 8 saatlik bir araba yolculuğuyla usul usul tin 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 Buffalo'ya vardım ve orada bir otel tutarak 2 gün boyunca sınav sürecimi tamamladım. Gerçekten hava çok soğuktu ve sürekli kar yağıyordu. Hatta hiç unutmuyorum, ikinci gününün son seansında çok enteresan bir sahne canlanmıştı gözümde. Çok kalabalıktı, kar yağıyordu dışarıda. Herkes böyle birbiriyle konuşuyor, sınav hakkında yorumlar yapıyor falan. Ama aynı zamanda çok da sessiz bir ortamdı. Kalabalık
ve gürültülüydü ama sessiz ve sakindi. Kar yağıyordu falan. Etrafa bakıyordum hani ne oldu falan. Çünkü bilincin kalmıyor. İki gün boyunca çok yoğun bir beyin performansı gösterdikten sonra büyük bir şey yaşıyorsun. Durgunluk ve bilinçsizlik yaşıyorsun. Öyle bir psikolojideydim. Yani gerçekten Temmuz ayında sınava girenlerle Şubat ayında sınava girenlerin hem mental olarak hem de duygusal olarak durumları çok farklı oluyor. Enteresandı ama şimdi geri dönüp baktığımda hoş bir anı olarak kaldı. Konuyu size birkaç öneri sunarak toparlayayım arkadaşlar. Bence kendi naçizane tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Sınava geçmenin kilidi planlı ve disiplinli çalışmak. Öyle çok yüksek miktarlarda çalışmanıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Kimisi sabah çalışarak anlar, kimisi gece çalışarak anlar. Düzeniniz neyse, yaşam tarzınız, standardınız neyse ona uygun bir plan oluşturup o planı disiplinli bir şekilde takip etmek. Onun dışında arkadaşlar soru çözmek çok önemli. Bol bol soru çözmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bence bir konuyu anlamanın en iyi yöntemi sorudur. Çünkü insanlar hatalarından ders çıkarırlar. Soru çözerken hata yaparız ve orada daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Bence öyle. Ben mesela New York Baro sınavına hazırlanırken kendime hedef koymuştum. 1500 adet soru çözeceksin Merve demiştim. 1280 tane çözebildim, o ayrı. Ama yine de hedefim belliydi. O doğruldu da emin adımlarla gittim. Size de bunu öneriyorum. Öyle. Benim New York Barosu tecrübem bu şekildeydi. Umarım sizlere bir şeyler katabilmiştir. Bir sonraki videoda en yakın zamanda görüşmek üzere. Ben Merve. Kendinize iyi bakın. Bye.